Gel bakalım yalancı. Demek seni benim gönderdiğimi öğrendin ha? Öğrendim lan. Öğrendim aşağılık, öğrendim. Kuzey. Buraya da hesabını sormaya geldim. Sabretseydim ben söyleyecektim. Sen gel. Oğlum. Bırak, gir içeri, gir. Oğlum, girin içeri. Geç içeri. Bebesi. Geç. El alemin içinde. Cemre. Görüyor musun yüzsüzü nasıl rahat ya? Kim bilir neler söyleyecek şimdi, ne yalanlar söyleyecek. Bağırışıp çağrışmak yok. Kedi köpek gibi birbirinizi tırmalamayacaksınız. Geç odaya. Geç. Lan var ya. Sen yat kalk benim babama dua et. Sen yat kalk Cemre'ye dua et. Yoksa senin bütün dişlerini dökmüştüm. Kuzey, sakin ol. Lan sen ne adi, ne aşağılık, ne şerefsiz bir adamsın lan. Her olayı nasıl kendine yontmaya başarıyorsun lan bu kadar? He? Şerefsiz dingil. Şş, bağırma oğlum, bağırma ya. Lan bana niye yalan söyledin sen? Evet, yalan söyledim çünkü kalsaydın senin için kötü olacaktı. Ben bu kadar enayi miyim lan bundan sonra senin için, senin için diyeceğin laflara inanacağım? Çakal, benden bu kadar mı çok lan? Bak, Zey, burada kalsaydın ya. Ortalık daha beter karışacaktı. Lan, kıvırma oğlum, kıvırma. Adam gibi söyle oğlum bana. Benim derdim senin dedi. Adam gibi söyle bana bunu. Ben seni korumak için yaptım bir kere, salak herif. Bak şimdi korumaya çalıştın diyor bana, bak şimdi... Oğlum! Bir dakika ya, bir, ya. Evet, gitmeni istedim. Çünkü Barış'ı yaralayanın Simay olduğunu öğrendim. Duydun mu? Ne? Simay mı? Ne diyorsun lan sen? Bu evdeki üçüncü kişi Simay'mış. Ne Simay'ı lan? Sen ne Simay'ı lan? Ne diyorsun oğlum sen? Barış'ın sevgilisiymiş. Bunlar beraberken o gece gitmiş Cemre'ye. Barış Cemre'ye saldırmış da Simay da Cemre'yi korumak istemiş. Ondan sonra senden korkusundan da savcıya falan gitmeden kaçmış gitmiş. Ben de onu bulmak için bekledim. Öğrenseydin zapt edemezdik işte seni. Anladın mı? Gerçekten Simay mıymış? Evet, Simay'mış. Ha, Burak Çatalcalı'yı öldürmek isteyen de Barış'mış. Bak bunu öğrendiğimi söyleseydin hiç zapt edemezdik seni. Yavaş gel, dur yere, yavaş gel, dur. Üstelik bunu da Deniz'den öğrendim. Gidip sorabilirsin kendisine. Dur ya. Dur ya, dur. Şunu bana tane tane bir anlatsana. İkna et Venüs. Eğer Barış Burak'la el ele verecek kadar korkuyorsa... sakladığı daha büyük bir suçu var demektir. Ne yani? Ferhat da Barış'ın öldürdüğünü mü söylemek istiyorsun? Aynen öyle. Ya? Bunun hukuki olarak hiçbir geçerliliği yok. Neden? Çünkü gizlice ses kaydı almak zaten kanun dışı. Üstelik burada sadece şüpheler üzerine konuşuluyor. Ama yani Barış Burak'a bütün hisselerini devretmiş. Yani sonuçta korktuğu bir şey olmasa milyonlarca liralık hisselerini devretmez yani. Sonuçta bir sus payı var yani, bunu kanıtlayamaz mıyız? Ama gene de araştırılabilir değil mi? Yani somut bir delil olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani bu Barış bütün bu olayı organize ettiyse eğer... o silahı da arabaya koyan kendisi, öyle mi? Evet. Ferhat'ı da o öldürdü. Sizi ayırmak için de Simay'ın suçunu Cemre'ye atıştı. Sen biliyordun değil mi lan? Sen biliyordun, bana söylemedin değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Niye benden sakladın lan bütün bunları? Bu kozu zaten Cemre için kullanacaktım. Seni de ortalık sakinleşene kadar beladan uzak tutmak istedim. Hepsi bu. Lan beladan uzak tutmak istemiş. Barış'ın pisliklerini ben zaten ortaya dökecektim. Simay'ın da parası bitince beni arayacağını biliyordum zaten ama bir süre bekledim işte o yüzden. Hepsi bu. Bir dakika ya. Bak senin söylediklerine inanmıyorum, duydun mu beni? Tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Ya biliyordum ki. Neyi biliyordun lan? Neyi biliyordun? Neyi biliyordun? Oğlum, bırak! Neyi biliyordun? Oğlum bırak, iyice anlatsın. Ya neyi anlatsın ya? Neyi bırakayım daha, neyi anlatsın? Gözünü sevdiğim. Yok ona zat demiş, yok buna zurt demiş. Yazmış hikayeyi, sallıyor işte gözümün içine baka baka. Yok Barış'mış, yok Simay'mış, yok bilmem neymiş. Bana ne oğlum artık Simay'dan? Bana ne Simay'dan? Gitmiş
Kenef'te bulmuş. Bana ne? Cemre'yi hapse attırdı ama sizi ayırmak için. Sen de üstüne tüy diktin. Onu yapamadığını kalktın yapmaya çalıştın. Lan ben sizin aranızdaki engelleri temizledim. Gerizekalı. Bir kafana sok şunu. Lan bana bak bana. Oğlum! Bırak! Allah! Bırak. Bak. Sana şu tırnağım kadar güvenmiyorum. Duydun mu beni? Şu kestiğin tırnak kadar güvenmiyorum. O banolardan gittin, tekmeyi yedin. Ne? O tekmeyi yedikten sonra kuyruğunu da pıstırıp bizim yanımıza tıpış tıpış geldin. Baktın ipliğin orada pazara çıkıyor. Baktın orada yapmış olduğun bütün çapraz işler belli oldu. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi geldin bizim tarafımızı tutuyorsun. Lan tamam ben kabul ediyorum. Ben hadi sinirli bir adamım. Sen bana bilerek anlatmadın bunu. Lan yanında komiser var. Komisere niye anlatmıyorsun bunu? Lan sana iyilik yapan da kabahat. Senin iyiliğin buysa kötülüğünden de Allah korusun. Dediklerim tek tek çıktığında sorarım ama hesabını sen. Sen merak etme, sen merak etme. Ben herkesten önce ne olup bitiyor ben çıkartacağım ortaya. Kuzey nereye? İşim var. Kuzey! İşim var. Kuzey. Bırak komiser. Ne Simay, ne Barış'ın da bu. Bu işin içinde bir iş var. Ya tamam merak etme ben peşindeyim zaten bu işin. Sen bırak ben Deniz'i bulup konuşacağım kendimi. Hiç yorma kendini boşuna. Geçen hafta yurt dışına çıkış yapmış. Nereye? Londra'ya. Allah kahretsin ya. Tamam merak etme ben Türkiye'ye girer girmez karşısına çıkacağım zaten onu. Herkese yine benden daha çok inanıyorsun ha? Çünkü benim için bir şey yapmadığını biliyorum. Benim için bir şey yapmadığını biliyorum. Buna adım kadar eminim. Anladın mı beni? İyi, o zaman o Deniz'i bulduğunda sor. O fotoğrafları kim için istemiş, ne için istemiş diye söyler o sana. Kendimden çok kimi düşündüğümü ona sor. Her şeyi seni korumak için yaptığımı biliyor. O söyler sana. Sen merak etme. Ben ortaya çıkarırım o her şeyi neyse. Ben onu ortaya çıkarırım. Sen takma kafanı. Öğren. We'll be right back.